Sibel Hanım'ı gördüm şimdi. Sibel Karabel konuğum. Hoş geldiniz ST360'a. Selamlar Sibel Hanım. Merhaba, çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok çok sağ olun. Biz haberde biraz vermeye çalıştık. Ben böyle biraz yayına girmeden önce de Bangladeş'teki bu meseleye dair birkaç article, affedersiniz, birkaç makale okudum. Nedir bu mesele diye. Ben böyle biraz arka planını bize anlatarak bu olayların neden çıktığını size sormak istiyorum. Tabii ki memnuniyetle. Şimdi aslında olaylar dediğiniz gibi hem haber akışında belirttiğiniz üzere, sunduğunuz üzere 1 Temmuz'dan itibaren şiddetin yoğunlaşmış şekliyle devam etmekte. Aslında şunu söylemek gerekiyor. 7 Ocak 2024 tarihinde bu yani Avami Birliği'nin lideri Hasina'nın son aslında başkanlık dönemi diyebiliriz. Yani başbakanlık dönemi diyebiliriz. Çok ciddi bir çoğunlukla yani %74 bir çoğunlukla parlamentoda 223 sandalye 300 kişilik parlamentoda 223 sandalye almıştı. Çok uzun zamandır bildiğimiz üzere ülkemizde de bu yönüyle çok biliniyor. Çok uzun zamandır aslında başta ve babası da şöyle arka plan geçelim. Bizde Kemal Atatürk gibi kurucu ve efsanevi bir lider aslına bakılırsa. Diğer yandan şunu söyleyebiliriz. Hasina'nın bulunduğu Avami Birliği aslında uzun dönemdir protesto ediyor. Yani 2002 yılından beri biz bu protestoların devam ettiğini. Fakat 1 Temmuz'dan bu kadar yoğunlaştı. Çok yüzüstü yani yüzeyde görünen gerekçe %30'luk kota meselesi. Aslında %30'luk kota meselesini de şöyle açabiliriz. Bu şekilde açabiliriz. %30'luk kota 1971'deki bağımsızlık savaşında gazilerin yakınlarına ve akrabalarına kamu hizmetinde verilen bir kota. Şimdi şöyle orantılayalım. %26'lık kota da bu daha az bilinen bir kota. Kadınlara, engellilere ve etnik azınlıklara verilen bir kota. Şimdi 400 bin üniversite mezunu, lisans mezunu olduğu tahmin ediliyor 2024 için. 3 bin kişilik bir kota kalıyor. Aslında bütün kıyamet son dönemdeki bu çok büyük tepkilerin çıkmasına sebep olan nokta bu nokta. Fakat bu buzdağının gerçekten görünen kısmı, görünmeyen kısmına baktığımız vakit Hasina'nın 2009 yılından beri artık siyaset bilimi dominant parti sistemi olarak işaret ettikleri bir parti sistemi var. Evet artıları da var. Şunu ardı etmemek gerekiyor. Birleşmiş Milletler raporlarında çeşitli raporlarda Bangladeş'in ekonomik ivmesinin nasıl ivmelendiğini de görüyoruz. Yani ben de mesela ona çok şaşırdım Sibel Hanım. Yani raporlara yansıyan derecede bir ivme aslında ülke kazanmış ama şöyle bir yorum yapılıyor özellikle eylemciler tarafından şu deniliyor. Bunu hep kendi yandaşlarına, kendi tarafına aslında öyle değil mi bu ekonomik refahı? Kesinlikle öyle. Çok doğru bir nokta. Ben de tam oraya gelecektim. 2021'de Bangladeş en az gelişmiş Laos'la birlikte en az gelişmiş ülkelerden az gelişmiş ülkeler statüsüne geçti. Son 10 yılda şöyle diyebiliriz yıllık %6'lık bir gayri safi hasılayla büyüdü Bangladeş. Ve son 20 yılda 25 milyon kişi aşırı yoksulluktan kurtarıldı. Şimdi böyle bir tablo var ama bu tablonun sizin de çok doğru bir şekilde temas ettiğiniz bir noktası daha var. Halk arasında özellikle genç işsizler ve öğrenciler tarafından neden bu kadar karşılık buldu sorusunun da yanıtını veriyor. Şimdi şöyle %40'lık bir kısım Bangladeş'te yine 2023 yılında yapılan bir araştırma 15-29 yaş arası gençlerin ne herhangi bir eğitim kurumuna gittiği, devam ettiği ne bir yerde çalıştığını gösteriyor. Çok ciddi bir genç işsizlik, eğitimli işsizlik oranı var. Bir diğer nokta, sizin de temas ettiğiniz nokta önemli. Yani kamuda bu sivil itaatsizliğin neden bu kadar yankı bulduğunun sebeplerinden bir tanesi. %10'luk bir kısım, bu ekonomik büyümedeki %10'luk bir kısım, yaklaşık %41'lik bir kısım yönetiyor ekonomide. En alttaki %10'luk kısım ise %1.3'lük kısma sahip. Dolayısıyla çok iyi bir gelir dağılımında eşitsizlik var. Yolsuzluk şikayetleri çok fazla. Adil ve özgür seçim sloganları da çok fazla atıldı ve o 2022'den beri gerçekten bununla ilgili protestolar yapılıyor. Ama hiçbir zaman şiddet Hasina döneminde hiçbir zaman bu boyutlara peki şunu pardon, sormak istiyorum Sibel Hanım. Hiç Hasina yani bu kadar refah düzeyinden bahsederken şunu merak ediyorum. Reform sürecine girdi mi? Böyle bir bilgi var mı elimizde? Mesela ülkedeki belli talepler için çok ciddi şeyler söylediniz. Eminim ki yıllardır da tartışılıyor diyorsunuz zaten. Reform adımları attı mı?
Yani şimdi şuna bakmak gerekiyor. Ülke içinde ve ülke dışında. Şimdi haber akışında önemli bir noktaya vurgu yaptınız. Hindistan vurgusu. Şimdi şey Hasina evet yani geçen sene IMF'den 4.7 milyar dolarlık bir borç aldı. Şimdi ivme artık yani yönetilemez bir hale de geliyor. İçeride kamu borcu var, borçlanma var, çok ciddi dışarı borç var. Hindistan'ın inanılmaz bir etkisi var. Gerek yatırım, Amerika Birleşik Devletleri'nde etkisi var ve Çin etkisi var. Aslında reform süreci yani yolsuzlukla ilgili çok fazla talepler oldu. Yolsuzluğun düzeltilmesiyle ilgili uzun zamandır devam ediyor ama görünürde var gibi gözüküyor. Ama eyleme geçmemiş gözüküyor. Çünkü halkın çok ciddi artık geri dönülemez bir şekilde tepkisine sebep oldu. Ve bu ilişki ağları Hindistan çok etkili Bangladeş üzerinde. Bangladeş'ten biz konuşuyorsak artık bundan sonraki süreçte Pakistan etkisinden de bahsetmemiz gerekiyor. Pardon. Bu ülkenin ekonomisinde de etki, yatırım davranışında da etki. Şimdi 8-10 Temmuz arası Hasina aslında Çin'deydi. Evet. Ondan önce onu ziyaret etti ve bu ziyaretlerde Çin'in yani biraz gönülsüz davrandığı yatırım davranışları da vardı. En büyük çekincesi Çin'in Bangladeş'te ekonomik ve ticari ve yatırım ilişkilerinde Hindistan'ın çok baskın ağırlığı. Şimdi bundan sonraki dönemde işte Genelkurmay Başkanı açıkladı işte bir sürü görüşmeler oluyor. Öğrencilerin de istediği, öğrenci protestocuların da istediği figürler siyasette olacak. Şimdi hemen buraya gelmeden Sibel Hanım o zaman bir soru sorayım. Şimdi dediniz ya Çin'le görüştü. Hindistan'ın etkisinden bahsediyorsunuz. Çok da güzel anlattınız. Mesela Hasina'yı ülkeyi terk ettirecek o pik nokta ne oldu? Yani işte yaptığı bu temaslardan bulamadığı destek mi? Yoksa gerçekten çünkü yıllardır devam eden bir şeyden bahsediyorsunuz. O tabloyu çiziyorsunuz bize. Ne onu ülkeye terk etmesine sevk etti? Şahsi kanaatim daha önce de Hindistan'a iltica etmişti. Hindistan'a gitmişti. Daha önce de kaç kez suikast girişiminde bulundu. Fiziksel zarara da uğradı. Şahsi kanaatim bu tabloyu öngördü. Çünkü hemen yani ülkeyi terk ettikten hemen sonra makamı basıldı. Evet. Yani şiddetin yönünü gitmesini tahmin etti. Daha önceki siyasi deneyimleri, babasının da yaşadıkları, ailesinin yaşadıkları yani aileden kurtulan Hasina'yla kız kardeşi dolayısıyla kendisine de suikast girişiminde bulunuldu. Tahminim olayların bu ivme yani artık yaşamını bu derece tehdit eden bir durumda ve Hindistan'la olan Hindistan'ın desteği daha önce de 6 sene kadar Hindistan'da yaşadı çünkü biliyor bunları deneyimledi. Kanaatim Çin'in yani gönülsüz olacağı, Çin'in kendini garantilemeden, Hindistan'la olan ilişkilerini dengelemeden ve Pakistan'da çok ciddi eklememiz gerekiyor. Çünkü biz artık işte Cemaat-i İslami'den bahsediyoruz, BNP'den bahsediyoruz. Bu milliyetçi cephe ve diğer daha radikal cephenin Pakistan'la olan ilişkileri aşikar. Dolayısıyla Hindistan'la garantisini sabitlemeden Hasina böyle bir karar vermemiştir. Ama kuvvetle muhtemel önceki yaşadığı deneyimlerin olduğunu söylemek mümkün. Şimdi tam da sizin bıraktığınız yerden sorayım o zaman. Geçici yönetim ordunun, daha doğrusu geçici yönetimi ordunun kurması ne anlama geliyor? Talepler dinlenildi deniliyor. Nasıl görüyorsunuz bu tabloyu? Ya açıkçası evet ordu yine baskın olacak. Kuvvetle muhtemel ordu baskın olacak ama ordu artık yani bu geri dönülemez noktada önceki en azından ilk başlarda şöyle söyleyebiliriz. Önceki şikayetlerin kısa vadede olmaması elinden gidecektir. Şimdi Nobel ödüllü ekonomistin baş danışmanı olması çok sivil bir teklif aslında bu. İşte BNP'den işte Halide Begüm Ziya'nın olması aslında serbest bırakılması ve olması kuvvetle muhtemel o da olacak. Milliyetçi cephenin de daha çok bu da demek oluyor ki Pakistan'ın da Bangladeş'in iç işleri daha çok yerinin ve sözünün geçeceği anlamına geliyor. Cemaat İslam olması zaten doğrudan Pakistan düşünebiliriz. Dolayısıyla Bangladeş'in yarı sivil diyebiliriz. Yarı sivil bir iç politika Bangladeş'i bekliyor. Ama bana kalırsa daha önemlisi Bangladeş çok stratejik bir ülke çünkü. Bengal Körfezi'nden işte jeostratejik konumdan, Çin'le olan ilişkilerinden, yani Asya'nın devleriyle ve Amerika Birleşik Devletleri'yle çok stratejik ilişkileri olan bir ülke aslında. Dolayısıyla kimin bu bölgenin etki alanını arttıracağını da Bangladeş'in son hükümeti, kurulacak bu hükümeti, bu hükümetin alacağı dış politika kararları
ekonomi ve ticari kararlarla birlikte çok etkileyici ve çok belirleyici olacaktır gibi gözüküyor. Çok teşekkür ederim. Çok verimliydi. Daha fazla aslında götürmek istedim ama yönetmenim kulağıma fısıldadı, süre bitti diye. Çok çok teşekkür ederim Sibel Hanım. HT360'da böyle bir cep açtık. Görüşlerinizi bizimle paylaştınız. Çok sağ olun katkılarınız için.